Değerli basın mensubu arkadaşlarımız, bugüne kadar olduğu gibi Türkiye'de maalesef organize yolsuzluk ve aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığımızın, yani milli dedikleri milletin adamlarının milli eğitimini duruma getirdiğinin bir tapesini sizde izletmek istiyorum. Daha sonra onu izledikten sonra sorularınıza da cevap vereceğiz. Buyurun. Şahsiyetleri orada okuyabiliyor musunuz?
Evet, galiba. Çok teşekkür ediyoruz. Görüldüğü gibi arkadaşlar, Bilal Erdoğan sadece parayı sıfırlamakla yetinmemiş. Aynı zamanda milli eğitimin nasıl, milli eğitimimizin nasıl sıfırlanacağıyla da meşgul olmamış. Onunla da yetinmemiş. Aynı zamanda büyük şehirlerde, büyük kentlerde Türkiye Vakfı'na ve çeşitli vakıflara arsaların İmar uygulamaları nasıl olup olmayacağı organizasyonunda kendisinin yaptığı çok net bir şekilde ifade ediliyor. Şimdi burada aslında çok vahim, milli eğitimdeki rezaletin ötesinde İSMEP, yani 99 yılında depremden sonra Türkiye'de ilk kez imar uygulamaları ile ilgili herhangi bir felaket, herhangi bir deprem anında, bir savaş anında bu maddenin uygulanabilmesi için bir madde konulmuş. Görüyoruz ki bu maddeyi bile suistimal edip çok net bir şekilde olası komisyonda, kamuoyunda bir tartışma yaratmamak için gerek il genel meclis üyesinin, AKP'li il genel meclis üyesinin, onun temel görevi nerede millete yeri varsa, yani milli emlak dediğimiz kamu arsaları varsa onları bulmak, onların yerlerini tarif etmek, o organizasyonu da İstanbul İmar Komisyonu Başkanı organize ediyor. Görülüyor ki orada bazı yerlerde imar uygulamalarında zorunlu bir durum çıkarsa da bunun için kullanılması gereken, yani afet yasası dediğimiz deprem anında uygulanması gereken bir maddenin burada uygulandığını görüyorsunuz. Tabii sesler biraz boğuk olduğu için, belki televizyonda dağınık geldiği için birçok şey, cümleleri kaçırmış olabilirsiniz. Hepinize birer tanesini vereceğiz. 10 Ağustos'ta seçime giderken milletin adamlarının milleti nasıl soyduğunu, milletin milli eğitimimizi nasıl darmadağın ettiğini, Türkiye'de çok tartışma konusu olmuştu biliyorsunuz. Kızlı erkekli yurtlar, kızlı erkekli yurtların proje mimarının da biz zannederdik ki bu ülkenin Milli Eğitim Bakanı varmış. Demek ki bu ülkenin Milli Eğitim Bakanı yok, bu ülkenin Bilal'ı varmış. Eğitime de Bilal karar veriyormuş, Bilal ve arkadaşları. Üzücü ama ne yazık ki böyle.
Bu meselelerle ilgili sorusu olan arkadaşlarımız varsa sorularınıza da cevap vermek istiyoruz. Buyurun. Hayır, bir kere orada isimleri de göreceksiniz. Milli eğitim görevlileriyle toplantılar yapılıyor. Eğitimin nasıl dizayn edileceğinin talimatları veriliyor. Onun dışındaki uygulamalarla, yani milli eğitimin yerinin ötesinde milli emlak dediğimiz millete ait, kamuya ait yerlerin Bilal Bey'e söylendiğini, Bilal Bey de bu uygulamalarda, imar uygulamalarında İl Genel Meclis üyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Komisyon üyesine ile konuşuyor ve bu uygulamalar imar meclislerde sıkıntı olabilir. Olursa da bu afet yasasında faydalanabilir. Bu maddeyle buraları çıkarın. Aynı zamanda bu madde biliyorsunuz şahıs arası ya da başka araziler de olsa rahatlıkla kamulaştırma imkanı var. Bu maddelerin hepsi din iman adına kullanılmış. Bir tarafta din tarif ediyorlar, bir tarafta da imansızlığı nasıl olup olmayacağının tarifini çok somut bir şekilde ifade ediyorlar. Evet. Tabii. Tabii bugüne kadar olduğu gibi bu seçimle ilgili de çok ciddi kuşkular var. Bugün AGİT yetkilileri Sayın Genel Başkanımızı ziyaret edecekler. O ziyaretten sonra hem Sayın Genel Başkanımız hem de AGİT yetkilileri bu Türkiye'deki seçimle ilgili düşüncelerini söyleyeceklerdir. Evet, değil tabii. Farklı zamanlarda, ne zaman ihtiyaç duyulmuşsa. Bilemiyorum, zamanlamasının önemi yok ama belli ki eski, yani bu kızlı erkekli ayrışımının olduğu tarihlerden önceki tarihlerdir. Biz tabii bütün bu uygulamaları, milli eğitimdeki değişiklikleri zannederdik ki ya milli eğitimin eğitim şurası var, herhalde onlar kararı veriyorlar. Demek ki onlar sembolikmiş, hatta bir kısmı orada bakanın da değil Bilal Erdoğan da talimat aldığını da görüyorsunuz. Vallahi bugüne kadar vermiş olduğumuz gen soru ve soru önergelerinin hiçbir tanesinin cevabını ne yazık ki alabilmiş değilim. En son vermiş olduğumuz ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim bugüne kadar vermiş olduğumuz gerek soru önergeleri gerekse araştırma önergelerinin tamamını bir gerçekliğe dayalı olarak verilmiştir. Bunun somut örneği de kamuoyunda bugün çok tartışılan ama aynı zamanda 2012 yılında başbakanı nasıl dinlendiği ile ilgili vermiş olduğumuz soru önergesiydi. Bize bir cevap vermişler. Yani bir bakanlığa, bir bürokrata yakışmayacak bir cevap. Adeta sanki şey gibi ama bugün görüyoruz ki o dinlemeler konusunda kendilerinde rahatsızlıklarını ifade ettiklerini. Evet, bir de diyeceksiniz ki haklı olarak, yani bununla onun ne ilintisi var, niye orantı haritasını koydunuz diye aklınızda geçmiş olabilir ya da geçmemişse ben söylemek istiyorum. Hatırlarsanız 3 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İstanbul'un nasıl soyulduğunu, İstanbul'da 100 milyar doların nasıl ranta çevrildiğini sizlerle paylaşmıştım. Ama üstünde 3 yıl geçmesine rağmen bu konuda hiç kimse rahatsız olmadı. Tam tersine Cumhuriyet Savcılarını göreve davet ettim. Dedim ki yani iktidara gücünüz yetmeyebilir ama bana gücünüz yeter. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri olarak benim hakkımda dava açarsınız. Nedir diye bunun, gelin bana izah edin diyebilirdi. Maalesef orada da herhangi bir şey gelmedi. Yani şunu niye söylüyorum? 3 yıl önce nasıl İstanbul'un talan edildiğini daha sonra işte CD'de ya da tapelerdeki konuşmalarda da görüyorsunuz. Onun için özellikle onu da altına koyma ihtiyacı duydum. Yani tabii, evet. Kesinlikle.
Değerli arkadaşlar, 99'da çok talihsiz bir dönem geçirdik. Maalesef depremde binlerce insanımız hayatını kaybetti ve bu depremden sonra geçmiş dönemdeki rahmetli Bülent Ecevit hükümeti döneminde depremin önlenebilmesi için çok ciddi bir çalışma yapıldı ve bu çalışmada özellikle Türkiye'deki bilim insanlarının dışında da dünyada deneyimi, tecrübesi olan Japon bilim adamları dahil olmak üzere birçok insanlar da destek alındı ve Türkiye coğrafyasının %66'sının fay hatları üzerinde olduğu tespit edildi. Yani doktora, hekime gidiyorsunuz, hekim size damarlarınızın 3 tanesinin tıkalı olduğunu söylüyor. Ne yapacaksınız onun üzerine? Ona göre kendinizi konumlandıracaksınız. Ve bu rapordan sonra özellikle büyük şehirlerde kamuya ait, millete ait, devlete ait arsaların, arazilerin deprem dönüşümünde kullanılması için tamamı ayrılmıştı. Ama şimdi görüyoruz ki bunların tamamı ne yazık ki orada görüldüğü gibi hiçbir tanesi kalmadı. Yandaşlara rant, rezidans, alışveriş merkezleri ve maalesef hepsi peşkeş çekildi. Bugün gelmiş olduğumuz noktada Cumhuriyet Halk Partisi olarak 2008 yılında gerek ulaşımla ilgili, gerek depremle ilgili, gerekse sadece İstanbul'un su sorunu değil, İstanbul'un, Türkiye'nin ve Orta Doğu'nun su sorununu sempozyum alanında Türkiye'ye duyuran siyasi parti biziz. İzin verirseniz bugün bu haberi öldürmeme açısından size İstanbul ve Türkiye Orta Doğu su sorununun 8 yıl önce nasıl planlandığını ve bu hazırlamış olduğumuz sempozyum kitapçıklarını kamunun tamamına gönderdik. Başbakan dahil olmak üzere. Ulaştırma Bakanlığı'ndan, Su İşleri Bakanlığı'ndan, Orman Bakanlığı'ndan aklınıza gelebilecek bütün kamuya gönderdik. Yetmedi, üniversitelere gönderdik. Birçok üniversite ders kitabı olarak okuturken iktidar bu kadar bilimsel hazırlanmış yüzlerce bilim adamıyla içinde AKP'li bilim insanlarının olmasına rağmen AKP yöneticileri bundan faydalanamadılar. Daha 2008 yılında, 2014-2015 yılında su sorunu nasıl, hangi boyuta geleceğini 2008 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin çalışmalarıyla tarif edilmiştir. Yine bugün, cumartesi günü Hanımanay ve konsolosumuzun babasıyla görüştüm. Hem bayramlarını kutlamış oldum, daha önce de aradım. Ne yazık ki bugüne kadar hiçbir yetkili, özellikle Sayın Arınç Bursa milletvekilidir ve hanım anamız da Bursa'da oturuyor, konsolosumuzun annesi. Lütfedip kadınların nasıl davranıp davranmayacağını, nasıl gülüp gülmeyeceğini değil, hanım ananın günlerce nasıl ağladığını görebilirse herhalde onun da bir yönetici olarak vicdan borcu olduğu inancı içerisindeyim. Bunu özellikle sizlerle paylaşmak istedim. Umut ediyorum ki gerek konsolosumuz gerek 49 tane vatandaşımız en kısa süre içerisinde evine, yuvasına da ulaşmış olur. Evet, galiba soru yok. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.